Harika. Devam ediyor alkış. Oy 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 oy. Değerli dostlar, Tuzla Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Tuzla'dan Anadolu'ya programında bu akşam başlangıcı Nevşehirli dostlarla yapıyoruz. Nevşehirli dostlar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, yayın öncesinde ben arkadaşlara coşkulu bir şekilde başlayalım demiştik ama siz bayağı bir ileri gitmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum ve ekranları karşısında bizleri izleyen dostlar, hem Mavi Karadeniz TV ekranları karşısında hem de Tuzla Belediye'mizin televizyonu olan tuzlaweb.tv internet televizyonu karşısında bizleri izleyen dostlara İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Tuzla'dan selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz ve yöre yöre Türkiye'nin dört bir tarafını gezeceğiz. Bu akşam başlangıcı Nevşehirli dostlarla yapıyoruz ve şu anda kültür merkezimizde yani abiyane tabirle stüdyomuzda Nevşehirli dostlar var. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, programımıza Nevşehir programlarını geçen seneden hatırlayanlar bilir. Nevşehir programları farklı oluyordu. Nevşehir programları özel oluyordu. Bu akşam da aynı şekilde sizler için özel bir program hazırlamış Nevşehirli dostlar. Burada birbirinden leziz yemekler ki kameraman arkadaşlar eğer gösterebiliyorlarsa yemek standımızı görelim. Birazdan bu güzel yemekleri Nevşehir'in o leziz mutfağını tanıyacağız. Şaban Bey buralardaydı. Harikasın. Birazdan yine Nevşehir'le bütünleşen neydi? Avanos çanağı mıydı? Avanos çanağını bir bakacağız nasıl yapılıyor. Tezgahımız burada hazır. Birazdan çanak çömlek yapmayı da öğreneceğiz. Birbirinden değerli dostlar var. Çünkü Nevşehir aynı zamanda aşıklar diyarıdır. Efendim o ozanlar diyarıdır. Bağlamaya duygularını dökenlerin diyarıdır. Biz Nevşehir'i farklı biliriz ve Nevşehir'in o güzel ezgilerini dinleyeceğiz. Nevşehir'in kültürel değerlerini bu sahneye yansıtmaya gayret edeceğiz. Ama dedim ya Nevşehir programları özel olur diye. Programımıza kelamların en güzeliyle, Allah'ın kelamıyla başlamak istiyoruz. Bu program hem Nevşehir programımızın açılışı hem de Tuzla'dan Anadolu'ya yapmış olduğumuz kültür seferberliğinin açılış programı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti için yine Nevşehirli olan bir hocamızı davet etmek istiyorum. Nevşehir Karapınar kasabası değil mi hocam? Evet, Maltepe Yusuf Ziya 3. Camii İmam Hatibi Sayın Mehmet Yılmaz hocam. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim sevgimizin, birliğimizin, dostluğumuzun, kardeşliğimizin artmasına vesile kılsın inşallah. Daha nice böyle güzel gecelerde buluşmak dileğiyle Allah'ın kelamıyla başlayacağız. Sükunetle dinlersek inşallah güzel olur. Allah'ın kelamı okunduğu zaman susup dinleyiniz buyuruyor Cenab-ı Mevla. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي فبأي آلام
يكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه رب ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين İlahi hamdini sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makamı Mahmud'a erdirdin, serveri esfiya kıldın, hatemi enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Her türlü salatu selam, binlerce tahiyyatu ikram ona olsun, onun aline olsun, onun yolundan gidenlere olsun, şurada bulunup amin diyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Ey kainatın yegane sahibi olan yüce Rabbimiz, bizleri yoktan var ettin, varlığından haberdar ettin. Ellerimizi kaldırıp kalplerimizi sana yönelttik. Seni rahim biliyoruz, seni gafur biliyoruz. Rahmet ve gufran ismi şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, azabından affına, gazabından merhametine sığınıyor. Senden yine sana iltica ediyoruz. Seni layıkıyla övmekten, sana layıkıyla hamd etmekten aciziz. Sen kendini nasıl övmüşsen öyle yüceler yücesisin. Ya Rabbi hamdimizi kabul eyle. Ya Rabbi şükrümüzü kulluğumuzu daim eyle. Kendine layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle. Mahkeme-i Kübra'da berat nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızanı kazanmak ve senin rızanı kazanacak hayırlı işler yapmak amacıyla kurulmuş olan İstanbul Nevşehirliler Derneğimizin hayırlı hizmetlerinde kendilerine muvaffakiyetler ihsan eyle. Sevgili kıymetli dernek başkanımıza başarılar nasip eyle.
Ya Rabbi, senin rızanı kazanmak amacıyla kardeşlerimiz buraya geldiler. Şu güzel salonu doldurdular. Ya Rabbi, buraya gelen amin diyen şu kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Amin diyen dillerini nar-ı cehenneminden azad eyle. Ya Rabbel Alemin, bu güzel salonu bizlere açan Tuzla Belediye Başkanımız ve hizmetlerinden hoşnut ve razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi, dinimize, vatanımıza, milletimize hizmette bulunmuş ve dar-ı beka göçmüş olan devlet büyüklerimizin ruhlarını şad eyle. Hayatta olanlara hayırlı hizmetler ve imkanlar nasip eyle. Ya Rabbi, dinimizi, vatanımızı, milletimizi bölüp parçalamak isteyenlere fırsat verme. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. İslam'ı ve Müslümanlara aziz eyle. İslam coğrafyasının birçok yerinde zulme maruz kalan mümin kardeşlerimiz var. Biz burada şu güzel salonda oturup güzel programlar yaparken açlık içerisinde kalan, sefalet içerisinde kalan, zulme maruz kalan mümin kardeşlerimiz var. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Onlara yardım edecek güç, kuvvet, kudret ve iradeyi bizlere bahşeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri gözlerimizi açıp kapayıncaya kadar dahi nefsimizle baş başa bırakma. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşan insanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Bizleri iman ve Kur'an üzere daim eyle. Dost doğru olan sırat-ı müstakim yolundan ayırma. Dalalete ve sapıklığa düşürme. Ayaklarımızı kaydırma. Bizleri ve nesillerimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Çok zor bir çağı yaşıyoruz. Çocuklarımızın ayaklarını kaydırma ya Rabbi. Çocuklarımızın gönüllerini kaydırma ya Rabbi. Ya Rabbi, şu güzel programımızı hayırlara vesile eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Yılmaz hocamız, Nevşehirli bir hemşerimiz. Değerli dostlar, Tuzla Belediyesi olarak Tuzla'dan Anadolu'ya başlatmış olduğumuz kültür seferberliğinin ilk ayağındayız. Ve Nevşehirli dostlarla birlikte Tuzla'dayız, tek çatı altındayız. Ve kültürleri kaynaştırıyoruz bu çatı altında. Birazdan değerli misafirlerimiz gelecek. Programın akışını ben sizlere takdim edeyim. Kur'an-ı Kerim'in ardından dua ve sonrasında protokol konuşmalarımız olacak. Ardından yöresel yemeklerimizi sizlere tanıtacağız. Ardından yöresel el becerisi mi diyoruz buna? Şaban abi neredesin? Ustalık diyoruz buna. Bir el yapımı, bir ustalık bölümümüz var. Onu anlatacağız. Ardından plaket takdimlerimiz var. Burada birbirinden değerli misafirlerimiz var ki ben birazdan sizlere takdim edeceğim. Ve şu anda bu çatı altında bu şekilde toplanmamıza vesile olan ve Tuzla'da farklı hizmetlerle Tuzla'nın farkını ortaya koyan Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı ve kıymetli hanımefendiler aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz başkanım. Çok değerli misafirlerimiz var aramızda. Birazdan kendilerini sizlere takdim edeceğim. Programımızın açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Tuzla Nevşehirliler Dernek Başkanımız Sayın Mustafa Şen'e şöyle kocaman bir alkış istirham ediyorum. Ve o güzel alkışlarla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Her tarafa geçeriz. Saygıdeğer hemşerilerim, hoş geldiniz. Ben
belediye başkanlarım, dernek başkanlarım, oda başkanı arkadaşlarım ve hepiniz cümleten hoş geldiniz. Şimdi burada inan hani çıkıyoruz ya, öyle konuşmak kolay olmuyor. Sadi başkanım bunu hep bilir, bize bazen dileşimi yapar. Ondan dolayı hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz, katıldığınız için. Şimdi burada güzel bir program, Nevşehir için ikincisini yaptığımız bir canlı programda bu bize organizasyonu yapan ve sunan çok değerli belediye başkanımız Doktor Sa'd Yazıcı Bey'e şahsım ve Nevşehirler Derneği adına çok teşekkür ediyorum. Onun için ondan dolayı bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu organizasyonları yapıp bizi böyle ilgili derneğimizde dernek başkanı olaraktan saygıdeğer iş adamlarımız, saygıdeğer üyelerimiz, saygıdeğer yöneticilerimiz bizleri çok gururlandırdılar. Yine aynı Nevşehir'den gelen belediye başkanlarımıza hoş geldin diyoruz. Onlarla ilgili çok değerli iş adamlarımız bizi bugünlere getirdiler. Yine aynı çok sevdiğim, saygı duyduğum Hamza Ertaş hocamıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Bu derneği bize çok önemli bir katkı yaptığı için. Ha bunu her zaman niye söylüyorsunuz diye sorduğumuz zaman, bunu söylemezsek Nevşehirli zengin iş adamlarımız bize destek vermiyor. Birini örnek göstermemiz lazım ki bize gelsinler, hepsi versinler. Biz dernekçilik çok zor bir şey. Yani burada çıkıp inan terliyorsun, bir konuşmayı bile farklı farklı şeylere getiriyorlar. Biz doğal olarak konuşalım ki millet bizi artık ne olduğumuzu desinler ki hani Mustafa Şen şuymuş buymuş değil. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bak Nevşehir'imizde geçen gittiler. Dernekçiliğimizde kültür olması önemli değil. Genç Süvermezlik Kasabası Derneği arkadaşlarımız 4500 tane çocuklara başkanım diş fırçası, diş ilacı her şeyi dağıttılar. Sağlık kuruluş şeyinden dağıttılar. Yine aynı dernek başkanı arkadaşlarımız Alacaşehir Derneği Musa Altınışık gitti binasını aldı yaptı. Yine Yuva Dernek Başkanı Ali Aktaş kardeşimiz bütün temelini attı, büyük bir inşaat yaptırıyor. Yani bunları bir Nevşehirler Derneği olaraktan topladık. Geldiğimiz zaman hep birlikte, beraberlikte çok güzel bir destek, bir işimiz oluyor diye düşünüyoruz. Onun için fazla sizi tutmayacağım. Çünkü dilimiz laf yapsa da sizlere anlatmanın değil. Bizim çalıştığımız icraatı görüyorsanız zaten sorun yok yani. Biz onu yapabiliyoruz. Hani ağzımız dil yapıp da şunu yapalım, bunu yapalım diyoruz. Ama şunu herkes bilsin. Bir Nevşehirlimiz eğer hastaysa, bir Nevşehirlimizin sıkıntısı varsa, bir Nevşehirlimizin derdi varsa, eğer biz İstanbul Nevşehirler Derneği olaraktan bizi aramıyorsa vebali ki boynadır. Hani biz bunları hep söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim biz burada varken neyiz? Biz deyiz. Bizim kilomuz kaç kuruş? Biz insanlar için varız. Biz Nevşehirliyiz ya. Biz gittiğimiz zaman veyahut da Türkiye hep bizim de birbirimize sahip çıktığımız zaman bunu zaman zaman çok değerli Sadi Başkanım bize söylüyor. Hani 15 tane çocuğa şey veriyoruz, burs veriyoruz. Geçen çok güzel bir laf etti. Dedi ki 15 çocuktan bir tanesi eğer bir okur iş adamı olur, bu büyür, yürütür, derneğinizi kökünden yapar, yukarıda çıkartır dedi. En mutlusu da bu değil mi dedi Sadi Başkan hocamız. Ama çok kendisine teşekkür ediyorum. Onun için yine aynı saygıdeğer iş adamlarımızdan Hamza hocamız Nevşehir'e gitti. 10 trilyon lira yatırım yaparaktan bir üniversite Süvermez kasabasına yaptırdı. Yani bunu bir iş adamı olaraktan değerlendirdiğimiz zaman hani toparlaya toparlaya konuşuyoruz. Mikrofonu pek şey etmediğimiz için değerlendirdiği zaman 10 trilyon lirayı bir insan çıkıp da oraya al heder etmez. Böyle iş adamlarımızı derneğimiz yetiştirirse, hayır onu dernek yetiştirmiş değil, böyle kölürse yarın o burs verdiğimiz çocuklardan da biri çıkar. Doktor Sa'd Yazıcı Başkanım'ın dediği gibi bize gelir der ki sizin derneğinizin masrafı nedirdir? Hani üyelerimiz geliyor çok zorluk çekiyoruz. 5 lira 3 lira böyle toplamayla yürütüyoruz dernekleri. Ama böyle saygıdeğer iş adamlarımız bize yer veriyorlar. Diyorlar ki bura senin. Bura birilerinin diyorlar. Biz de Allah'ın izniyle o yetişen 15 tane 20 tane çocuğumuza şu derneğimizde burs veriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Yani bir şey olarak da. Ondan dolayı hepinize saygı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Çünkü laf başka uzun gider. Şey yapmayalım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ve ben tabii az önce anons ederken biraz Tuzla'ya indirgeyerek
anons ettim. İstanbul Nevşehirliler Dernek Başkanımız Sayın Mustafa Şen'e çok teşekkür ediyoruz ve o doğal konuşmalarına dikkat ettiyseniz aslında bu programlar dernek yöneticileri için de bir sahne deneyimi oluyor. Hatırlayın geçen seneki programı. Mustafa Başkanım terden sırılsıklam olmuştu. Ama bu sene program öncesinde de bana söyledi. Artık dedi ben bu işi kaptım. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz ve başkanımıza şöyle kocaman bir alkış daha istirham ediyorum. Çok sağ olun. Değerli misafirlerimiz, aramızda çok değerli misafirler var. Birazdan sizlere takdim edeceğim. Yine aramıza katılacak olan da çok değerli misafirler var. Efendim Tuzla'dan Anadolu'ya, Tuzla Belediye'mizin başlatmış olduğu bu kültür seferberliğinde ilk durağımız Nevşehir ve bu akşam Nevşehir kültürünü tanıyacağız. Geçen sene tanımıştık, bu sene pekiştireceğiz efendim. Ki yemek standını görüyorsunuz, kameraman arkadaşlar ara ara gösteriyorlar. 15 tane de adam koyduk oraya. Kimse yaklaşmasın diye. Evet, ve birazdan çanak çömlek yapacağız. Dünyaca meşhur. Aslında Nevşehir'in bir başka simgesini daha salonumuzda kurduk. Başkanım programdan önce kaldırmak zorunda kaldık onu. Güzel bir balon kurmuştuk burada. Ve Nevşehir'le, o da Nevşehir'in sembolleri arasında. Ama baktık ki sahnenin yarısını kapatıyor. Biz arkadaşlardan rica ettik. Dedik ki tamam biz balon işini anladık ama sahneye devam etmemiz lazım diye. Değerli misafirlerimiz ve şimdi de programımızın bir diğer ev sahibi ve geçen yıl başlatmıştık bu çalışmaları. Bu yılda yine Türkiye'nin dört bir tarafını gezeceğiz. Tuzla'ya farklı bir nefes kazandıran ve Tuzla'yı İstanbul'da gözde ve hak ettiği yere taşımaya gayret eden Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı'yı alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Dernek Başkanımız, çok kıymetli siyasi partilerimizin temsilcisi AK Parti Maltepe İlçe Başkanımız, çok kıymetli belediye başkanlarımız, tanışma fırsatı bulamadık ama inşallah tanışacağız. Dernek başkanları ve çok kıymetli Nevşehirliler, hanımefendiler, beyefendiler, televizyonun karşısında bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Başkanım çok doğal, net ve içinden gelen o en güzel duygularla her şeyi anlattı aslında. Amacımızı da, niyetimizi de Tuzla'da yaşarken İstanbul'un bir parçası olarak Türkiye'nin bir parçası ve hep beraber bir bütünün parçası olarak geleceği adım atmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. Biz böylesine geniş bir coğrafyada ve bütün medeniyetlere beşiklik yapmış Anadolu'dan kalkıp büyük kentlere geldiysek bu coğrafyanın bu güzelliklerini bu kentte de yaşar. Bu kentle beraber, İstanbul'la beraber biz Türkiye'de, bütün dünyaya da buradan birlik ve beraberliğimizi oluşturabilmenin yoludur cemiyetçilik ve birlikte beraber hareket edebilmek. Dernek başkanlarımı yürekten teşekkür ediyorum. Biz ev sahipliği yapıyoruz ama asıl programın sahibi onlar ve bütün bu güzelliklerin ve bütün bu birlikteliklerin yegane mimarı dernek başkanımız ve yöneticileri. Onlara bir alkış rica ediyorum. Ve bu işin zorluğunu ifade ediyorum. Dernekçilik ve cemiyetçilik çok zor işlerdir ve bunu bir arada yapan o kendini vakfetmiş arkadaşlarımıza herkesten yardım diliyoruz. Biz yerel yönetimler olarak burada sadece bir çatıyı oluşturup Tuzla'da yaşayan Nevşehirliler olarak Tuzla'daki yaşayan Nevşehirlilerin birlikteliği, beraberliği, İstanbul'daki yaşayan Nevşehirlilerin birlik beraberliği ne kadar onlar birbirine sıkı sıkı yapışıyorsa bu ülke ve beraberliğimizdeki birlikteliğimizde de sıkı sıkıya yapışmamıza katkı sağlıyor demektir. Dernek başkanımız ifade etti. Biz derneklerle bir bu birlik ve beraberliği sağlamak. Bu kente birbirinizin destekçiniz olmak ama bu kente Tuzlalı olabilmek, İstanbullu olabilmek için gayret sarf ediyoruz. Ve geleceğe yapacağımız en önemli yatırımsa yeni nesiller yetiştirebilmek ve bu ülkeye, bu millete yapacağımız en önemli vazife gelecek nesilleri iyi bir donanımla yetiştirebilmek. Dernek başkanlarımın hepsine söylüyorum. İnsan yetiştirmek ve geleceği kurtarabilmenin tek yolu ve yine cihan şumul olabilmenin tek yolu insan yetiştirmekle mümkün olabilecektir. Ben buradan bütün emeği geçen özellikle de
eğitim konusunda hiçbir şeyi esirgemeyen, eğitim için elinden gelen gayreti gösteren, dernekleri ve derneklerdeki bu çalışmaları her zaman emek ve gayret sarf eden iş adamlarımıza, gönül erlerine ben yürekten teşekkür ediyor ve onlara da ayrıca bir alkış rica ediyorum. Onların emekleriyle bunlar güzellikler oluyorlar. Pendik Belediye Başkanımız da geldi. Kendine de hoş geldin diyoruz. Ama çok fazla uzatmayacağım. Biz Tuzla Belediyesi olarak yapmaya çalıştığımız şey burada birlik ve beraberliğimizi ülkenin geneline ulaştırabilmek. Ama buradaki en önemli görev dernekler ve dernek başkanlarının yaptığı organizasyonlar. Ama asıl bu işin mimarı da buraya gelip katılan ve bütün bu ilçede, bütün bu ülkede gayret ve çabalarını, emeklerini hiç esirgemeden birbirine kenetlenen siz değerli vatandaşlarımız. Hepinizi yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ama bir şeyi unuttum, bir şeyi unuttum. Dernek başkanım hep söyledi, bir balona binemedik Ürgüp'te. Bunu artık bu yazın yapacağız artık inşallah. Söz değil mi? Bu balona bineceğiz inşallah. Tamam, artık bunu mutlaka yapacağız. Gerçi sıfır hatayla mı kalkıyor bilmiyorum ama çok gayret ettik. Ürgüp'te bunu yapacaktık. Ama ben gerçekten bizi hep davet eden dernek başkanıma, belediye başkanlarıma ve oradaki bütün sivil toplum kuruluşlarına, üniversite rektörü, valimiz beraber, hep beraber Tuzla'da ağırladığımızda herkes, bütün Nevşerilerin o en güzel yürekten ve canı, yani sıcak kanlılıkla davetlerini aldık. Ben tekrar teşekkür ediyorum ona. İnşallah görüşmek üzere Ürgüp'te. Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, bu program şu anda Mavi Karadeniz Televizyonu'ndan ve Tuzla Belediye'mizin internet televizyonu olan tuzlaweb.tv'den canlı olarak izlenmektedir. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım efendim. Evet, az önce Sayın Başkanım sahnedeyken de kendilerine hoş geldiniz dedi. Yine hemen komşu ilçemiz ve Tuzla'yla bütün olan ilçe Pendik ilçemizin çok değerli belediye başkanı Sayın Kenan Şahin aramızdalar. Ve başkanımı selamlama konuşması için sahneye davet ediyorum o güzel alkışlarınızla. Kıymetli belediye başkanım, değerli misafir belediye başkanlarımız, dernek başkanlarımız, ilçe başkanım, çok değerli protokol, kıymetli Nevşehirliler, ben de bu güzel akşamda hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Allah'a hamdolsun, Anadolu'nun güzelliklerini, hepimiz Anadolu'nun başka yerinden gelsek de İstanbul'da yaşatmayı becerebiliyoruz. Tabii kolay olmuyor. Derneklerimizin özverili gayretleriyle, bu faaliyetleri önemseyen hemşehrilerimizin katılımlarıyla da Anadolu'nun güzelliklerini, değerlerini, bizi biz yapan şeylerini tekrar hayata geçirmeyi, tekrar o güzel günleri, güzellikleri yaşamayı, ortaya koymayı bu fırsatlarla gerçekleştiriyoruz inşallah. Tabii kolay olmuyor, zor oluyor, sıkıntılı oluyor. Derneklerimizin bu faaliyetlerinin emek isteyen işler olduğunu biliyorum. Kısmen bu dernekçilik faaliyetine bulaşmış kişi olarak da söylüyorum. Çok ciddi gayret olur ama az destek olunca, zorlanılınca, biraz o takatsizlik oluştursa da neticesini, güzelliğini görünce o bütün yorgunluğa değdiğini düşünüyorum. Dernek başkanımız da muhtemelen epey yorulmuştur bu akşam organize ederken. Tuzla Belediye'mizin desteğiyle gerçekten güzel organizasyonlar oluyor. Biz de bunlara burada muhabbetimizi ifade etmek, bu güzel faaliyetleri desteklemek adına aranızda bulunmaktan dolayı ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Biraz önce Kırşehirlilerin programı için gelmiştik. Arada Çaykarlıların programı vardı. Gebze'de oraya yetiştik. Şimdi Nevşehirlilerin programındayız. Buradan sonra da inşallah bir başka programa gideceğiz. Milletvekilimiz Erol Kaya ile beraber geldim. O Kırşehirli misafirleri hala ağırlamakla meşgul. Onun da selamını ifade ediyorum. Bilmiyorum programa yetişebilecek mi? Yetişebilirse inşallah o da katılacak. Ben tekrar Tuzla Belediye Başkanımızı bu başarılı çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Nevşehirli hemşehrilerimiz de bu güzel akşamında tebrik ediyor inşallah. Birlik beraberliklerine vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Pendik Belediye Başkanımız Sayın Kenan Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, kameraman arkadaşlarımız da takip etsinler. Birazdan yöreyle alakalı değerleri tanıtacağız demiştik. Aramızda çok değerli misafirler de var. Arkadaşlarımız isimleri tamamlıyorlar. Birazdan salonumuzdaki, programımızdaki bütün misafirlerimizi sizlere takdim edeceğim. Ama bir sanatımız var. Nevşehir'le bütünleşen ve burada tezgahını da kurduk. Bir bakalım, Şaban Usta'ydı değil mi? Şaban Usta, şöyle yapalım. Şaban Usta Nevşehir'den geldi. Doğru mudur ustam? Avanos'tan geldik. Avanos'tan geldin ve tezgahı buraya kurdun. Belediyeyle vergi falan tamam mı o iş? Tezgah kuruldu çünkü buraya. Geldi az önce, program öncesinde Şaban Bey dedi ki ben dedi tezgahı nereye kuracağım? Dedim ki belediyeye gidiyorsun dedim. Ruhsat işleriyle konuş, nereye onlar karar verirler. Şimdi abi nedir? Avanos'ta bu çıraklıktan başlıyor değil mi? Oradan bir başlayalım. Şimdi cümleye şöyle başlayayım. Avanos'ta çanak 5000 yıla yakın bir zamandır yapılıyor. Bu zamana kadar da babadan oğula usta çırak ilişkisiyle gelmiş. Toprağını da Kızılırmak'ın eski yataklarından Avanos'un dağlarından getiriyoruz. Sadece toprak ve su karışımıdır. Şimdi toprağı özel o zaman. Evet. Hem suyu hem güveci hem de hani testi olarak suyu dinlendirmesi açısından birebirdir. Şimdi ben tabii uzun yıllar Avanos'ta çanak yapıldığı için örf adet değişmiş. Avanos'ta çanak yapamayana kız vermezler. Halı dokumasını bilmeyen kızı da almazlarmış. Doğru mudur efendim? Avanos'ta çanak yapamayana kız vermezler. Halı dokuyamayana da kız olarak, gelin olarak almazlarmış. Doğru mudur? Sen sırf evlenme işi nedeniyle mi bu çanak işine başladın? Yok öyle değil. Sadece işimiz olduğu için başladık. Tabii sonunda da evlilik oldu. Ona bağlantılı olarak bir çanak yapıyorum. Şimdi işte dedim ya halı dokumasını bilmeyen kızı istemezlermiş diye. Oğlan tarafı kızın evine giderler. Halısına bakılır. Halının ilmiklerinde böyle bir ince gibi dokuduysa, desen tam çıkmışsa kızı isterler. Eğer desende yamukluk varsa bu kızın kendine hayır olmaz. Bize de hayır olmaz diye kızı almazlarmış. Bu sınavı kız geçtikten sonra kızın ailesi buraya gelir. Çanak atölyesine damat adayına kapaklı bir çanak yaptırırlar. Önce işte biraz önce kapağını yaptım. Sonra şimdi gövdesini yapıyorum. Hiçbir ölçü aleti olmadan göz kararıyla bu kapak bu şekerliğin gövdesine tam oturursa oğlum sen bu işi elin aldın. Kızın da geçimini sağlayabilirsin derler. Kızı verirler. Ama kapak oturmazsa oğlum sen iyisin islahsın ama kızın yaşı pek küçük kusura bakma derler. Kızı da vermezlermiş. Harika. Şimdi onunla ilgili bir anımı anlatayım. Teyzenin birisi bundan çok etkilenmiş. Bizim böyle turistik çanak çölmek atölyemiz var. Evladım o zaman dedi Avanos'ta bunları yapayımlar ne oluyor dedi. Teyze dedim 6 Mayıs İdirlez günü bizim ileride bir meydanımız var. Halı dokumasını bilmeyen kızlarından çanak yapmasını bilmeyen delikanlıları karşılıklı bırakırız. Kim kime denk gelirse dedik. İşte tencere yuvarlandı. Kapağını buldu muhabbeti. Buradan geliyor. Gelmemiş biz yazdık dedim. Şimdi bu arada Şaban Usta sadece çanak ustası değil lafın da ustası. Onun da hakkını teslim edelim evet. Şimdi tabii şimdi kapağı o kadar konuştun o kapak oturmazsa var ya. Şimdi onu anlatayım. Kapak bu şekilde oturması gerekiyor. Ama bu şu anlaşılmasın. Her kapak oturduğunda vermezler. Bir kere yamaçlı evlenme oluyor. Aa, öyle zırt pırt evleneceğim diye de kapak oturtturmayacağız yani. Evet şu anda çanak alkışlayalım bu çanağı lütfen. Tamamen toprak özel toprak Nevşehir'de hangi dağda? Avanos'un dağlarından Kızılırmak'ın eski yataklarından getiriliyor tabii. Evet çok teşekkür ediyoruz efendim ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Erol Kaya aramıza katıldılar. Sayın vekilim hoş geldiniz şeref verdiniz. Mavi Karadeniz Evimiz kampanyası tüm coşkusuyla devam ediyor.
Yoğun ilginizden ve taleplerinizden dolayı samimiyetle söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Günde yüzlerce mail, yüzlerce telefon alıyoruz. Ürünler hakkında olumlu yorumlarınız ve teşekkürleriniz geliyor. Tek tek cevap vermeye zaman kalmadığı için hazır ekranlardayken hepinize sonsuz teşekkürlerimizi biz sunuyoruz. Sizlerden gelen bu güce, yani gücümüzü sizden alıyoruz değerli izleyiciler. Bu güçle biz bir dahaki kampanyaları daha iyi şartlarda vermeye çalışacağız. Ama daha iyi bir kampanya siz bulana kadar en iyi kampanyanın da bu olduğunu iddia ediyoruz. Öyle bir avuç içi HD video kamera düşünün ki fotoğraf çekim kalitesi 12 megapiksel değerinde, sınırları zorlayan çözünürlük kalitesi olsun. Video kayıt kalitesi, aydınlatma oranı, parlaklığı, berraklığı, canlılığı, gerçekliğe yakınlığı, sınırları zorlasın, HD olsun. Bu da yetmezmiş gibi bir de bilgisayardan fotoğraf, film, klip, çizgi film, belgesel ne varsa içine yükleyip izleyebiliyor olun. Aynı anda televizyona bağlayabiliyor olun. Ve yanında çok güzel sürpriz hediyeleri olsun. Ne kadardır böyle bir ürünün fiyatı piyasada? Yani hiç sormasanız da mutlaka duymuşsunuzdur. Bütün zincir marketlerde ve teknoloji mağazalarında 500 liradan aşağı değil. Mavi Kredi'niz evimiz kampanyasında HD video kamera kampanyası şimdi başlıyor. Gelsin numaramız ve hangi fiyata verdiğimizi görün. Sıkı durun, büyük sürprizimiz de geliyor yanında. 0216 alan koduyla 211-01-00 0216 alan koduyla 211-01-00 nolu hattımızı ister arayın ister çağrı yapın. Siz çağrı yapın, biz size dönüş yapalım. Dakikalarca beklemenize gerek yok telefon hattında. Çağrı yapın ki diğer din izleyicilerimiz de çağrı yapma şansı onlara da doğsun. Ve şimdi güzel sürpriz geliyor. Yanında neler veriyoruz? Evet. Evet, evet. Yanındaki 500 liraya değil 99 liraya olur mu diyenlere cevap verdik. Biz yaptık, oldu. Sadece kamera değil, yanında 45 lira değerinde orijinal darbelere karşı dayanıklı taşıma çantasını hediye ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bakın yanında ne veriyoruz? Şarj makinesi bile var. Orijinal şarj aleti geliyor. 2,5 saat video kayıt yapabilmenizi sağlayan 30 lira değerindeki 2 GB hafıza kartını ücretsiz gönderiyoruz. Yanında bedava gönderiyoruz. Fiyata dahil, kargo dahil, taşıma çantası dahil. Bitmedi. 20 lira değerinde televizyon bağlantı kablosu, anında televizyona bağlayıp hemen izleyebilmenizi sağlatacak olan bu kabloyu da yanında ücretsiz gönderiyoruz. Bitti mi? Bitti diyenlere cevap veriyoruz. Bitmedi. 20 lira değerinde bilgisayardan aktarım ya da bilgisayara aktarım USB kablosunda yanında hediye ücretsiz gönderiyoruz. Makinenin özelliklerini de saymaya devam edeceğim. Bitmedi. Devam ediyoruz ve 35 lira değerinde düz zeminlerde karşısına geçip sizi çekmenizi sağlayan, aile çekimlerini sağlayan tripod ayağında yanında hediye ediyoruz. Ve 2 yıl resmi garantisiyle, Türkçe kullanım kılavuzuyla, faturasıyla birlikte 99 liraya son sipariş verecek 15 şanslı izleyicimiz kalmış, onu görüyorum. 0216 alan koduyla 211-01-00'ı hemen arayın. Şimdi arayın. Bu gecenin belki de son kampanyası olabilir sevgili izleyiciler. Bu fırsatı fırsat bilin. Bu kampanya sizin. Bizi şimdi arayın. 2 senede garantisi var. Yani bu, yani 2 sene boyunca stüdyodakiler soruyor ki aramadan da ulaşabilir miyiz? Şarjımız bitti diyor. Çağrı yapsın izleyicilerimiz. Şarjları bitmiş. Öyle mi? O zaman telefon numaralarını alalım. Telefon numaranızı not alalım. Biz size dönüş yapalım. Ben şirketten dönüş yaptıracağım size. Ben inanıyorum ki, ben inanıyorum ki bu akşam şu anda bizi izleyen bütün gönül dostlarımız, herkes şu anda telefona sarılmış. Çünkü böyle güzel, faydalı, insanlara faydalı. Hakikaten ben şunu söylüyorum. Tabii ki reklam, muhakkak reklamsız ayakta durma şansımız yok ama insanlara faydalı şeyleri reklam yapmak benim için ve ortak tabii aynı şekilde... Ortak sen de öyle düşünüyorsun sanıyorum. Eyvallah. Çok mutlu oluyorum. Yani insanlara faydalı bir şey veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani memnun et. Çok da uygun, ekonomik. Katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Yani hakikaten iyi ürünler verdiğimize inanıyorum. 3 yıldır bu ürünleri ekranların karşısındayız. Mahcup olmuş olsak, izleyicilerimizi pişman etmiş olsak tekrar tekrar çıkamayız. 0216 alan koduyla 211-01-00 nolu attı. Arayın ya da çağrı yapın ve değeri 500 liranın üzerinde olan gece görüşlü, ışık ledli, aydınlatmalı, mercek açısı geniş, 4x zoom yaklaştırma özellikli, video izletir, film izletir, fotoğraf izletir, çeker, kaydeder, klip izletir, daha ne yapsın? Yani avuç içine dünyayı sığdırabiliyorsunuz. Bu özellikle bir makina 500 liranın üzerinde, 99 liraya, yanında 100 lirayı geçkin aksesuar var. Bakın 45 lira çanta, 30 lira ayak, 25 lira televizyon kablosu, 20 lira bilgisayar kablosu, 25 lira 2 GB hafıza kartı. Yani aksesuarları 130 liraya geçiyor. Evet. Siz 99 liraya kargo dahil hepsini alıyorsunuz. Böyle bir kampanya
bu gecede damgasını vurduk dedik ve piyasadaki rakiplerimizi hakkıyla kıskandırmaya devam ediyoruz. Türk televizyonlarına adımızı altın harflerle yazdırıyoruz sizlerin sayesinde. Daha ilerine layıksınız. En iyi kampanyanın olduğunu iddia edip 0216 alan koduyla 211-01 çift 0 nolu attığımızı tekrar hatırlatıyorum ve son şanslı izleyicimizi alıyoruz. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. Bir başka kampanyada görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim. Şu anda bu coşkuyu gerçekten içime sinmiyor bölmek, ancak böldüğümüze değecek. Çünkü talep üzerine buraya geldik sevgili izleyiciler. Mavi Karadeniz izleyicilerinden gelen talep üzerine ve bir önceki kampanyayı kaçıran, fırsatı kaçıran, testlere sahibi olamayan izleyicilerimizden gelen haklı sitemler üzerine biz buraya geldik sevgili izleyiciler. Değeri 500 liranın üzerinde olan 3 beygir gücündeki testleri yarı fiyatından daha düşük fiyata vermek için buradayız. Şimdi çok kısa sürecek olan bu kampanyamıza bütün izleyicilerimizin katılmasını isteriz, ancak 25 şanslı izleyicimize telefon numaramızı biz size sunduktan sonra, alt kısımda yayınlandıktan sonra hemen çağrı yapacaklar, hemen arayacaklar ve yarı fiyatından daha düşük fiyata sahip olacaklar. Bunun için biz hazırız. Siz de hazırsanız, telefonlarınız da hazırsa kampanyayı başlatacağız. Sevgili Erol abicim, böylesine vallahi güzel programlarla yani, gerçekten katılmaya. Bakıyorum o kadar güzel şeyler söyleniyor ki, o kadar güzel aletler, o kadar güzel faydalı, insanlığa faydalı. Eyvallah. İnsanlara faydalı. Eyvallah. Yalnız gerçekten benim çok yakınlarım almış. Çok yakınlarım almış. Çok selamlar. Benim çok yakınım çok, aldı anne. Çok yakınlarım memnunlar almış. Memnunlar inşallah. Şöyle odun kesiyor. Arkadaşlarım almış. Çok mutlu, çok memnun olmuşlar. 2 sene garantisi var efendim, ne olursa olsun. İnşallah, inanıyorum ki İnşallah. Önümüz kış. Yani şu motoru, yani ben lafın içi söylüyorum ama kusura bakma. Ben içinden abi, geldiği için. Abi sohbet tadında tabii ki de. Tabii i̇çinden ki de. Geldiği için konuşuyorum. Yani sevgili gönül dostlarımız. Kış aylarında yani bir oduncu çağırıyorsunuz, oduncu kesmeye 100 milyon yemiye. Aspara mı abi? 100 milyon yemiye adam geliyor, çalışıyor, gidiyor. 2 yemiye 200 milyon. 2 yemiye verme, 2 sene. Hadi 2 sene sonrasını sayma. 2 tane yemiye verme, 2 sene kendi emrinde. Canın ne zaman istedi? Çık dağda kes, bayırda kes, her tarafta kes. Bir şey canım soracağım Erol abi. Istedim. Şimdi sen de mutlaka balta kullanmışsındır bir şekilde bir gün. Bak buyur, bir dakika. Bak, kamera getir. Getir, bak şimdi. Getir kamera. Motor testleri getir. Olmayınca böyle oluyor. Şu elimi şu çeker misin? Bak, vay, baltanın izi bak. Vay. Balta kazasına bak. Bakın değerli izleyiciler. Baltanın şu anda izi bak, buradan bu şekilde baltanın izi aynen kesmişim bak, şahit. Değil mi? Bak, burada bu şekilde bende var baltanın izi. İşte bu balta kazalarına keşke son vermek keşke o zaman da böyle bir şey olsaydı, elini ben de kesmeseydim dedim yani. Evet. Ve bir ton odunu kaç günde kesmiştin, hatırlar mısın? Bir ton odunu mu? Ben bir ayda kesin mi bir ton odunu? Değil mi? Doğrudur. Bir ton odun kesilir mi ya? Bir çuval kestin mi acaba? Bir ton odunu... O kadar da değil yani. En kısa sürede kesenden duyduk. 4 günde kestiğini söyledi. Biz de diyoruz ki... 3 beygir gücünde benzinli motoru test eden varsa 1 saatte kesersin. 1 saatte kesemezsen ürün iade garantili. Bu kadar net söylüyoruz. Çünkü ürüne güveniyoruz. Neden? Diğer marka ve modellerden ayıran çok güzel bir özellik var. Bir yandan da izliyorsunuz şurada sol altta tarafta nasıl kesildiğini, nasıl kullanıldığını. 4 tane tomruğu üst üste koymuşuz. Tek hamlede nasıl çatır çatır, patır kütür kesildiğini izliyorsunuz alt tarafta. Sevgili izleyiciler, bu testerenin diğer markalardan ayıran belirgin özelliğini söyleyeyim. Palası diğerlerinden uzun. Diğer özelliklerine geçeceğim. Geçmeden önce telefon numaramızı hemen söyleyelim. Vaktimiz çok sınırlı. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0 nolu attığımızı hemen şu anda arayacak olan, çağrı bırakacak olan 25 şanslı izleyicimize değeri 500 liranın üzerinde olan motorlu benzinli testleri 199 liraya kargo dahil gönderdik gitti. Gelelim özelliklerine. 35-40 değil, 52 santim pala uzunluğu var. Bir, ikincisi 25-30 değil, 38 keskin bıçağı var. Sevgili izleyiciler, bıçak sayısı fazla, palası uzun, beygir gücü 1 değil, 2 değil, tam 3 beygir gücünde... Az yakıyor, çok çalışıyor. Çünkü beygir gücü yüksek, en kısa sürede en sert kütükleri, en kalın tomrukları rahat rahat, hızlı bir şekilde doğuracaksınız. Ve bitmedi, 199 lira verdiğiniz zaman sadece testlere göndermiyoruz. Vatandaş haklı, 150 liraya testler alıyor, yanındaki aksesuarları da zorla satıyorlar, geliyor 250 liraya. 75 lirada kargo parası istiyorlar, geliyor 325 liraya. Paranızı çöpe atmayın, paranızı çöpe atmayın, servet ödemeye son. Yanında 25 lira değerinde orijinal E'sini veriyoruz.
20 lira değerinde anahtarının tornavidasını veriyoruz. Benzin bidonu var. Süpersiniz. 20 Kılıfı lira var. Değerinde benzin deposu var. Kargo dahil 199 liraya. Az yakıyor. Az yakıyor. Az yakıyor, çok çalışıyor. Çünkü beygir gücü yüksek, en kısa sürede en sert kütükleri, en kalın tomrukları rahat rahat, hızlı bir şekilde doğuracaksınız. Kış geldi, kapımızı çaldı, uzmanlar da uyardı. Bu kış çok sert geçecek dedi. Daha fazla odun doğuracağız, daha çok kütük doğuracağız ama kendimizi doğramayacağız, rahatça çalışacağız. Balta kazalarına son, zaman kaybetmeyeceğiz, paramız cebimizde kalacak. Haydi buyurun 0216 alan koduyla 211-01-0 Türkçe resimli kullanma kılavuzu var. 2 yıl resmi garantisi var. Bütün belgeleriyle servisin cep telefonu dahi kutusun içine yerleştiriyoruz. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. Bir başka kampanyada görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Geldi ekin ayları, şimdi harman zamanı, gıdını almış da topluyor gozdağları. Geldi ekin ayları, şimdi harman zamanı, vay gözüme sevdiğim top. Sanarak iyiliyormuş Semih. Evet, normalde tuz ile tüketiliyor ama biz sağlık açısından tuzlamadan, orada kuru dut, bildiğimiz dut değil mi? Evet, dut. Başka bir şey yok. Köftürümüz var. Pekmez köftürü. Ben şunu şöyle alayım isterseniz, hani tatmak için. Kuru fasulye meşhur. Şimdi hiç bunu İspir'den, Nevşehir'in iç İspir ilçesinin o taraf. Başkanım, burayı Erzurum'a bağlayabiliriz. Burası Erzurum'a bağlanır. Biraz önce bir hacım dedi ki, şey dedi, bizim aslında dedi, balonlar dedi, şeyde değil, Abanos'tan kalkıyor, Ürgüp'ten değil. Biz Ürgüp'te gezer, balona da bineriz demek istedim zaten ben de ya. Yanlış anlaşılmasın, Ürgüp'e de gideceğiz yani. Meşhur çömlek peyniri, çömlek bol olunca peynirini de yapıyoruz, yemeğini de yapıyoruz. Bu kuru Nevşehir'de zeldari olarak geçer ama kayısıdır yani aslında. Zerdali bu mu? Evet. Meşhur üzerine türküler yazılan kuru zerdali bu. Ama normalde kayısı Türkiye genelinde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Buradaki yemeklerimizi de protokoldeki misafirlerimize takdim edeceğiz, ikram edeceğiz. Biz sayın belediye başkanlarımıza, sayın vekilimize, sayın hanımefendiye ve hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz. Ve ben misafirlerimizi yerine doğru alıyorum. Evet, şu anda İstanbul milletvekilimiz kendi elleriyle oradan almış olduğu, mutfağımızdan almış olduğu, neydi bunun ismi, neydi o? Neydi? Köftür. Köfte gibi bir şey ama köftür. Köftürleri sayın vekilimiz de ikram ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli dostlarımız, aramızda misafirlerimiz var. Şu anda aramızda olan ve aramıza katılamayarak bu akşamki programda burada Nevşehirli dostlarına selamlar ileten dostlarımız var. Ben hızlı bir şekilde isimlerini sizlere takdim etmek istiyorum. Şu anda AK Parti Maltepe ilçe başkanımız Sayın Avukat Kamil Bakır aramızda. Sayın Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada liste o kadar uzun ki, iki sayfa kadar, hızlı bir şekilde geçeceğim. Ankara Nevşehirliler Dernek Başkanı Sayın Kenan Kurnaz, Marmara Nevşehirliler Dernek Başkanı Sayın Adem Özel, Ankara Ürgüpler Dernek Başkanı Zekai Ulusoy, Nevşehir Genç Su Vermezler Dernek Başkanı Sayın Ziya Çiftçibaşı, İnallı Kasabası Dernek Başkanı Sayın Dursun Karaboğa, Karasenir Dernek Başkanı Sayın Zekeriya Gürbüz, Karahasanlı Dernek Başkanı Sayın Ümit Erbek,
Yuva Dernek Başkanı Sayın Ali Aktaş, Öz Konaklılar Dernek Başkanı Sayın Ali Yağmur, Kaymaklı Dernek Başkanı Sayın İbrahim Pilavcı, İcik Dernek Başkanı Sayın Mehmet Toprak, Yazı Hüyük Dernek Başkanı Sayın Özcan Gündüz, Ağıllı Dernek Başkanı Sayın Mevlüt Yaman, Geri Dönüşümcüler Dernek Başkanı Sayın Yüksel Yılmaz ve Hurder Başkanı Sayın Musa Altınışık, Kaynarca Esnaf Kredi Kooperatifleri, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Hüsamettin Elçi, Türkiye Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuh Kaygısız, İş adamlarımız var. Sayın Hamza Ertaş, Veysel Ertaş, Mustafa Durukan, Şaban Topuz, Devrim Ertaş, Mustafa Ertaş, Ahmet Ertaş, Halil Doğan, Cumhur Arslan, Adem Köse, İsmail Bilada, İdris Uğurlu, Muhsin Aksu, Ercan Karakoyunlu, Salim Hallaçoğlu, Alpay Namlı, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Gümüş, Hacı Hüseyin Gümüş, Halis Uluer, Oğuz Türkan, Mehmet Özen, Aziz Orhan, Asım Kızılboğa, Ercan Karaboğa, Doğan Kasım Karakoyunlu, Adem Karakoyun, Ali Çetin, Adem Atik, Mehmet Şahin, Ömer Gönen, Cemal Tunca, evet, aday adaylarımız var. AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Dursun Karaboğa, Sri Lanka Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı avukat Sayın Mahmut Uluer, AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi aday adayı Sayın Abdullah Koç Yiğit, AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesi aday adayı Mali Müşaviri Sayın Davut Arı, iş adamı İsmail Terzioğlu, Kara Hasanlar Dernek Başkanı Sayın Ümit Erbek, Öz Konak Dernek Başkanı Sayın Ali Yağmur, iş adamı Oğuz Türkan. Ve yine buradaki dostların çoğu burada yok. Ama arayıp tebrikleri de ilettiler. Arkadaşlar sağ olsunlar, fazla vakit kaybetmemek için genel bir liste hazırladılar. İçişleri Bakanlığı İç Denetçiler Birim Başkanı Sayın Mahir Tekin, Sayıştay Denetçisi Hakim Sayın Hikmet Davarcı, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Kazım Tekin. Evet, belediye başkan yardımcılarımız burada. Avukat Mehmet Çelikel burada. Efendim hoş geldiniz. Ve yine Tuzla Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Çabuk aramızda. Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Su Vermez Kasabası Belediye Başkanı Sayın Yaşar Özdemir, hoş geldiniz, şeref verdiniz. İSKİ Özel Kalem Müdürü Sayın Mualla Hallaçoğlu, Tuzla Belediye Destek Hizmetler Müdürü Sayın Muammer Özdemir, Güzelyalı Mahalle Muhtarımız Sayın Faruk Savaş, Kızılkaya Köyü Muhtarı Sayın Mustafa Altuntaş, Su Vermez İlköğretim Okulu Müdürü Sayın Zafer Ertaş. Evet, aramızdaki ismini unuttuğum, daha doğrusu listede belki arkadaşlar yazmıştır, kabahat benimdir, belki ben atlamışımdır. Bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz diyoruz. Evet değerli dostlar, fazla vaktinizi de almak istemiyoruz konuşmalarımız. Bir yavaş yavaş biraz Nevşehir'imizin o müziğini de biraz dinleyelim. Ve ilk olarak... Arkadaşlar hazır mı, sanatçı arkadaşlarımız neredeler? Sanatçı arkadaşlarımız? Hepsi buradalar. Harika. Efendim o güzel alkışları genç bir sanatçı arkadaşımız için alıyorum. Huzurlarınızda Mustafa Öz geliyor efendim. Mustafa değişik bir sistem kurmuş. Kablolardan oluşuyor. Asıl işi elektronik. Müziği hobi olarak yapıyor galiba. Çünkü o kadar bir kablo var ki. Arabayı şase yaptı. Bir şey. Bununla mı çalacaksın? Vallahi elektrik kablolarını parmağına doladı. Değişik bir şey yapacak galiba. Orku da kendisi çalıyor. Bağlamayı da kendisi çalıyor. Efendim ne gerek var 3 kişilik geniş bir orkestraya? Orku da kendisi çalıyor. Bağlamayı da, türküyü de kendisi söylüyor efendim.
Ama düğünlere gidince 3 kişilik para alıyoruz değil mi? Çünkü 3 iş yapıyoruz. Efendim o güzel alkışlarınızda Mustafa Öz. Buyurun efendim. Öncelikle tüm misafirlerimize hoş geldiniz diliyorum. Ve iyi eğlenceler diliyorum. İki değer nimetim var. Biri ana, şeylerle elendim kaldım.
Evet. Teşekkür ediyorum. Mustafa Öz kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene çok daha geniş bir sahne imkanı vardı ama bu yılki programda birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Mustafa çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Ve alkışlarla Mustafa'yı uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, aramızdaki misafirleri takdim etmeye devam ediyorum. Ben bir iki dakikanızı daha istirham edeceğim başkanım. Bir plaket takdimin ardından Sayın Başkanımız başka bir programa yetişecek. AK Parti Tuzla İlçe Başkanımız Sayın Sebahattin Demirci aramızda. Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gülşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dursun aramızda. Hoş geldiniz. Ve Nar Belediye Başkanımız Sayın Ali Erdoğmuş aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dostlar, plaket takdimlerimiz var. Ben kendileri başka bir programa yetişecek. Evvela İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya'yı ben sahneye davet etmek istiyorum. Efendim? Tamam, siz balonunuzu hazırlayın. Tamam, balonu hazırlayın. Efendim, ilk önce dernek başkanımızı ben Sayın Mustafa Şen'i sahneye davet ediyorum. Ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya'yı sahneye davet ediyorum. Dernek başkanımız kendilerine bir plaket takdim edecekler. Buyurun sayın vekilim. Nevşehirliler Dernek Başkanımız bütün Nevşehirli hemşerileri adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya'ya bir günün anısına, programın anısına bir plaket takdim ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun sayın vekilim. Ve çok teşekkür ediyoruz. Yine başkanımız burada. Pendik Belediye Başkanımız Sayın Kenan Şahin'i alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Ve evet, Nevşehir Dernek Başkanımız Pendik Belediye Başkanımıza bütün hemşeriler adına bir plaket takdim ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ve Sayın Belediye Başkanımız aramızdan ayrılıyorlar başka bir program nedeniyle. Kenan Şahin'i, Pendik Belediye Başkanımızı alkışlarla uğurluyoruz. Onur verdiniz, şeref verdiniz efendim. Ve yine İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erol Kaya aramızdan ayrılıyorlar başka bir program nedeniyle. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, onur verdiniz. Ve bu arada da balonumuz da şişiyor. Efendim, yine bir plaket takdimimiz daha olacak. Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı'yı ben sahneye davet ediyorum. Evet, Tuzla Belediye Başkanımıza Nevşehirliler Dernek Başkanımız bütün Nevşehirliler adına bir plaket takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Gülşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dursun'u ayrıldılar mı Ali Beyler de? Tamam. Ankara Nevşehirliler Dernek Başkanımız Sayın Kenan Kurnaz Bey'i ben buraya davet ediyorum, sahneye davet ediyorum. Nerededir başkanımız? Misafirleri mi uğurluyorlar? Tamam. Sanayici ve iş adamımız Sayın Hamza Ertaş'ı ben sahneye davet ediyorum. Buyurun Hamza Bey. Efendim hoş geldiniz. Ve dernek başkanımız çok teşekkür ediyoruz.
Hamza Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Efendim, Su Vermez Kasabası Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Özdemir Bey'i sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, dernek başkanımız, sayın belediye başkanımıza günün programının anısına plaketlerini takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ve yine sporcumuz Veysel Cihan. Doğru mu söyledik? Veysel Bey'i ben buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Plaketimizi... Evet, yine iş adamımız Sayın Veysel Ertaş Bey'i de ben sahneye davet ediyorum. Veysel Bey, buyurun lütfen. Evet, Veysel Bey'e de yine plaketlerini takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yine iş adamı... İş adamı... Ve aynı zamanda Avanos Belediye Başkan aday adayı Sayın Cumhur Arslan Bey'i ben sahneye davet ediyorum. Cumhur Bey, buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, iş adamı Sayın Halil Doğan, kendilerini yine buraya davet ediyoruz. Plaketlerini alacaklar efendim, hoş geldiniz. Evet, Halil Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kızılkaya Muhtarımı Sayın Mustafa Altuntaş'ı da ben sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Muhtarım. Ve son plaketimiz... Evet, son plaketimizi muhtarımızdan sonra Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Müsiat Başkanı, aynı zamanda Nevşehir Sayın Halil Uluer Beyefendi'yi ben sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Maltepe ilçe başkanımız Sayın Avukat Kamil Barkır'ı plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet. Sayın Başkanım da diyor ki birkaç kelam da söyleyeyim. Buyurun lütfen. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli ilçe başkanım, çok kıymetli misafirler, çok değerli belediye başkanlarımız, kıymetli hemşerilerimiz, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şunu ifade etmek isterim, tabii bugün Nevşehirli kimdir? Bugün aranızda olanlar Nevşehirlidir. Çok değerli belediye başkanımız, Doktor Şadi Yazıcı ve eşleri Nevşehirlidir. Onun için Sayın Başkanımıza, dernek başkanımıza bu güzel organizasyonu gerçekleştirdiği için öncelikle partim ve teşkilatım adına da teşekkür ediyorum. Şunu ifade etmek lazım. Nerede güzel bir iş varsa orada güzel insanlar vardır. Bugün bu güzel mekanda da bu güzel mekanı Tuzla'ya kazandıran AK Partili bir belediye başkanı buradadır. Ben Sayın Başkanımıza bu güzellikleri Tuzla'ya kazandırdıkları için, biraz önce Pendik Belediye Başkanımız da buradalardı, bizlerin yüzünü ak ettikleri için kendilerine partim adına teşekkür ediyorum. Çünkü bizim belediye başkanlarımız ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar diyerek İstanbul'a hizmet etmektedir.
Çünkü bizim belediye başkanlarımız kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için çift yerim, kamçı yerim, adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından gitmektedir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve dernek başkanımız, AK Parti Maltepe ilçe başkanımıza plaketlerini takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir plaketimiz yine iş adamı Sayın İbrahim Pilavcı beyefendiyi ben sahneye davet ediyorum. Evet, İbrahim Bey'e yine Mustafa Şen, dernek başkanımız plaketlerini takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün plaket alanlara, plaketi veren dernek yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Tamamız başkanım. Aslında başkanım birkaç kişi daha yazdı listeye ama ben bu kadar anca düşürebildim. Yani bazı dostlar aman bize niye plaket verilmedi diye başkanıma kızmasınlar. Müsebbibi biziz efendim. Biz mümkün mertebe onu düşürmeye çalışıyoruz. Ve hemen diğer sanatçı arkadaşımı sahneye alacağım. Bu esnada tekrar hatırlatayım ekranları karşısındaki dostlar. Mavi Karadeniz Televizyonu'ndan bu program canlı olarak izleniyor. Buradaki dostlar tabii siz burada olduğunuz için kendinizi izleyemiyorsunuz. Ama Tuzla Belediye'mizin internet televizyonu olan tuzlaweb.tv'de bu programı şu anda canlı izleyebilirsiniz. Haricinde bir iki gün sonra evinize gittiğiniz zaman da tuzlaweb.tv'den banttan izleyebilirsiniz. Kendinizi görebilirsiniz efendim. Evet, balonumuz tamamdır. O uçan bu mu? Yok canım, daha büyüktür o. Bu üstü var, altı yok. Başkanım bence siz burada görün, tamam. Hiç o işe hiç girmeyin. Evet. Az önce Sayın Başkanımız da söyledi. Ürgüp'ten Sayın Başkanımız gelecekti. Gelmeyince balonu getirmişler efendim buraya. Nevşehirli dostlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ve yine Nevşehir'in sembollerinden bir tanesi. Evet. Sanatçı arkadaşımız, orkestradaki arkadaşımız hemen yerini alsın. Ve evet, o güzel alkışlarınızda yine genç bir sanatçı arkadaşımız geliyor. Özkan Ergün geliyor efendim. Öncelikle tüm misafirlerimize hoş geldin diyorum. Muhabbetiniz daim olsun. Hayırlı geceler efendim diyorum. Mesajlarınızla bizlere televizyon ekranlarında yalnız bırakmıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de bir Nevşehir Ürgüp Bahçeli Köyü hemşeriniz olaraktan. Tekrar iyi eğlenceler, muhabbetiniz daim olsun.
hiç durmuyoruz, hareketleniyoruz efendim. Adana yollarında pamuklar dallarında, Adana yollarında pamuklar dallarında, Allah canımı alsın o yarın kollarında. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız, şu Nevşehir yıllarında gezilmiyor yalınız. Sepet almış koluna, düşmüş bağlar yoluna. Sepet almış koluna, düşmüş bağlar yoluna. Öyle bir gel göreyim de salına da salına. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Şu gurbetin ellerinde gezilmiyor yalnız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Şu gurbetin ellerinde gezilmiyor yalnız. Fasulye kaynamaz oldu, bu fasulye kaynamaz oldu. Aman Halime kız, oynamaz oldu. Aman Halime kız, oynamaz oldu. Aşıkları, Halime'nin aşıkları, aman vur zillerim, salla kaşıkları, aman vur zillerim, vuruver kaşıkları, amanın Halime'nin yandan, seviyorum seni candan, seversen candan, dolan gel akşam. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Karmaşık güllere dolaştım, karmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim helallaştım, öptüm sevdim helallaştım. Yanıyorum 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 hele, mayıl oldum Gonca güle. Acem şalın ince bele, mayıl oldum Gonca güle. Acem şalım aman ince bele, acem şalım ince bele. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diyorum efendim. Muhabbetiniz daim olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Özkan Ergün kardeşim. İsim neydi üstad? Mehmet. Mehmet kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Aslında dediğim gibi biraz zaman darlığından dolayı aslında arkadaşlarımızın uzun performansları var ama zaman yok. Çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz efendim.
Değerli dostlar, ben dernek başkanımızı tekrar buraya davet ediyorum. İki tane daha plaketimiz var. Sonrasında küçük bir davul zurna gösterimiz var. Ardından efendim yine sanatçı arkadaşımız var. Başkanım burada, plaketler hazır. AK Parti Tuzla ilçe başkanımız Sayın Sebahattin Demirci'yi ben alkışlarla buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın ilçe, sayın belediye başkanım, kıymetli AK Parti Maltepe ilçe başkanım, çok kıymetli Nevşehirli hemşehrilerimiz diyelim. Çünkü başkan öyle dedi, biz artık bugün itibariyle ya da burada bulunduğumuz süre içerisinde Nevşehirliyiz. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Tabii ben biraz ev sahibi olarak, başkan çok güzel konuştu, üstüne çok söyleyecek bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim ki AK Parti'li iktidarının hizmetlerini biz tabi burada anlatarak sizi sıkmak istemeyiz ama özellikle önümüzdeki yerel seçimler için şunu söyleyebilirim. Malumunuz Tuzla'da gerçekten bir marka şehir olmak için yapılanlar ortada. İşte belediye başkanımızın dernekler ile başlattığı Tuzla bilinci, Tuzla hemşehriliği. Daha önce de bu programlar yapılmıştı. Bugün de sağ olsun belediye başkanımızın sayesinde tekrar bu programlar yapılmaya devam ediliyor. İnşallah daha başarılı nice programlarda temennisiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. AK Parti Tuzla ilçe başkanımız Sayın Sebahattin Demirci'ye çok teşekkür ediyoruz ve dernek başkanımız bütün Nevşehirliler adına kendilerine bir plaket takdim ediyorlar. Efendim son plaketimiz, yine bu organizasyonda büyük emek de sarf etti. İnallı Derneği Başkanı Sayın Dursun Karaboğa'yı ben sahneye davet ediyorum. Buyurun Dursun Başkanım, geliyor. Aynı zamanda Dursun Bey AK Parti Tuzla Belediye Meclis üyesi aday adayı. Doğru mu? Yanlış düzelttik. Değerli Belediye Başkanımız, değerli ilçe başkanımız, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz bu organizasyonumuza katıldığınız için yürekten teşekkür ediyoruz. İnallı kasabası olarak size, başkanımızın bizim kahvaltı programımıza geçen hafta katılmıştı. Başkanımızın da bir sözü vardı. Burada bütün Nevşehirlilerin önünde bunu da tekrar teyit ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Yalnız Tuzla'dan Anadolu'ya kültürünü ilk Nevşehirlilerden başladınız. Allah kısmet ederse ziyaretine de ilk Nevşehirlilerden bekliyoruz. Fatma Hanım'la beraber. Nevşehir'in yöresel yemeklerimizi burada gördünüz. Kısmet olursa yerinde de tadalım istiyoruz. Yalnız belediye dernek başkanımızdan özür dileyerek, başkanım bizim en popüler yemeklerimizden bir tanesi patatestir. Patates zenginin sofrasında da oluyor, fakirin sofrasında da. Çok kısa bir anı anlatacağım. Özür diliyorum, vaktinizi alıyorum. Çok çok özür diliyorum. Geçen bir arkadaşımla bir yemeğe gittik. Arkadaş telefonu masanın üzerine bıraktı. Telefon çaldı o esnada. Tabii ister istemez önemli mi değil mi diye bakmak zorunda kaldım. Arayan kişi sarı patatesim. Adamın artık bir mana veremedim. Biraz sonra kendisi geldi. Sordum ya, sarı patatesim diye biri aradı seni. Ya bizim hanım anamış dedi ya. Ben eğer uygun görürseniz plaketi kendime değil de bir belediye meclis üyesi aday adayımız var. Sayın Davut Arı'yı kendisini buraya davet edip plaketi ona verilmesini rica ediyorum. Kıymetli Davut Bey'e başkanımızın huzurunda bu plaketi, öyle mi? Evet, çok teşekkür ediyoruz plaketini. Efendim alkışlarla plaketi takdim ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Davut Arı'ya ve Dursun Karaboğa'ya, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Yoğunluk var. Şimdi Mine Hanım'dan önce ben Nevşehirlilerde bu akşam eksik gördüğüm bir şey hemen söyleyeyim size efendim. O kadar güzel eserler, o kadar tabiri caizse kıvrak parçalar çalındı. Ama böyle mevlüte gelmiş gibi oturuyorsunuz. Hiçbir hareket yok efendim.
Şimdi davul zurnayı alıyoruz. Davul zurna Kastamonu'dan geliyor. İnebolu değil mi? İnebolu dernek başkanımız, Nevşehir dernek başkanımız da jest için getirmiş davul zurnayı. Ve kısa bir davul zurna şov alacağız. Ben alkışları bir duyabilir miyim? Şöyle biraz uyanalım. Evet, davul zurna gel bakalım. Tempo, şu elleri bir görelim havada Nevşehir. Uyuma. Olduğumuz yerde oynayabiliriz. Yan taraftakiler tempo tutmuyoruz ama. Bir sallayın davulları, millet hücre olsun bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu İnebolu ekibine, dernek başkanına, işte derneklerin kardeşliği bu olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu elimde değil mi? Efendim bir program olur da araba plaka anonsu olmazsa olmaz, bu sende. 34 Fatsa Urfa 290 ve 41 Samsun Niğde. Samsun Niğde demeyeyim. Samsun Nevşehir 672. Bu plakalı araçların sahibi lütfen aracınızın başına 54 Hatay Urfa 290 41 L Lüleburgaz 7543. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, devam ediyoruz. Şimdi hanım hanımcık bir kızımız gelecek. O güzel alkışlarla sahne hazır mıyız arkadaşlar? Şu alkışları bir duyalım. Bu esnada bir Fenerbahçe taraftarı ablamızı da görüyorum o arada. Tabii bu akşam İstanbul'da bir de derbi vardı. Maç kaç kaç diye de soruyorlar. Maç 3-3 berabere bitmiş.
iki takım için de hayırlısı efendim. Evet, şimdi o güzel alkışları bir duyayım ben. Alkışları bir duyalım. Huzurlarınızda Mine Gez. Mavi Karadeniz Evimiz kampanyası tüm coşkusuyla devam ediyor. Yoğun ilginizden ve taleplerinizden dolayı samimiyetle söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Günde yüzlerce mail, yüzlerce telefon alıyoruz. Ürünler hakkında olumlu yorumlarınız ve teşekkürleriniz geliyor. Tek tek cevap vermeye zaman kalmadığı için hazır ekranlardayken hepinize sonsuz teşekkürlerimizi biz sunuyoruz. Sizlerden gelen bu güce, yani gücümüzü sizden alıyoruz değerli izleyiciler. Bu güçle biz bir dahaki kampanyaları daha iyi şartlarda vermeye çalışacağız. Ama daha iyi bir kampanya siz bulana kadar en iyi kampanyanın da bu olduğunu iddia ediyoruz. Öyle bir avuç içi HD video kamera düşünün ki fotoğraf çekim kalitesi 12 megapiksel değerinde, sınırları zorlayan çözünürlük kalitesi olsun. Video kayıt kalitesi, aydınlatma oranı, parlaklığı, berraklığı, canlılığı, gerçekliğe yakınlığı, sınırları zorlasın, HD olsun. Bu da yetmezmiş gibi bir de bilgisayardan düşünmüyoruz abi. Belimiz ağrıyor, dikkat etmiyoruz. Zamanla geçer diyoruz, ihmal ediyoruz. Aynen doğru. Son sonrasında ne oluyor? Günde bel fıtığı ortaya çıkıyor. Evet. Sırtımız ağrıyor, ihmal ediyoruz. Tedbiri almıyoruz. Bel ağrısı, sırt ağrısı ve bel fıtığı ağrısı çekenler için çok güzel bir haber vereceğim. Sadece birkaç gün içerisinde yaşadıkları bu acılardan kurtaracağız artık insanları. Ya bu nasıl kadar kurtaracağız? Net konuşuyorsun yani. Bu net kadar konuşuyorum. Sözümün her zaman adamsın, arkasındayım. Biliyorsun Ramazan abicim. Eğer ki benim ağrım geçmedi derlerse telefon numaralarımızı her zaman veriyoruz. Birazdan da aktaracağım. Neyle bel ağrılarından kurtaracağız? Avrupa'da birçok kişinin kullandığı bir yöntem ve bir ürün. Bel kuşağı. Nanoteknoloji bel kuşağı sayesinde siz de yaşadığınız bu sıkıntıdan, bu acılardan kurtulabilirsiniz. Nasıl kurtulacağız? Ağrıyan bölgemize şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu bel kuşağımızı sarıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde ağrılardan, acılardan kurtuluyoruz. Bakın şu kısım. Burada nokta nokta olan, yani benek olan kısım belimize, ağrıyan bölgeye temas edecek şekilde sardığımızda adeta bir mıknatıs gibi manyetik etkisiyle ağrıları çekip alıyor. Şu kısım mı? Şey aynen öyle. Bir gösterelim mi Ramazan? Şu kısmı ağrıyan yere mi çarpmış oluyoruz? Belimizde ağrıyan bölge neresiyse oraya takıyoruz. Çok kolay, çok pratik bir şekilde. Ben bunu daha önce de kullandım. Ben de oynuyor diye beni fıtığı oldum ben, biliyorum. Peki faydasını gördün mü? Görmesem bu şekilde oynayabilir miyim? Süper. Bunun sayesinde oynuyor. Her dakika yani, ama şunu sanmasın, her dakikada böyle oynuyor olmaz. Değil mi? O zaman diyoruz ki şey yani. Şimdi bu bel kuşağını herkes tabii medikal mağazalarda sahip aynen, olabiliyor. Aynen. Satış fiyatını da söylüyorum. Sadece 300 ve üzeri. 350 lira gibi bir rakamdan satılıyor. Biz bugün programımıza özel canlı çok güzel bir fiyattan göstereceğiz. Bugün özel. Bu program özel. Sadece 79 lira tek fiyat. Ama biraz sınırımız var tabii. Nasıl sınır derken? 3 dakikalık bir zaman sınırımız var. 3 dakika içinde bize ulaşabilecek ya, 4 olan mı? 4 olmuyor. Niye? Ne için? Çünkü inanılmaz talep geliyor. Haklarımız kilitleniyor. Hiçbir hakkım yok sende benim. Ramazan abi böyle ben bakıyorsun ya. Dedim. Beni kalpten fethediyorsun. 4 dakika 4 değil. 5 dakika evet, gönderirim ben. Hiç sıkıntı tamam değil. 5 dakika içerisinde bize telefonla ulaşabilecek olan, hattımızı düşürecek olan herkese 79 liraya göndereceğiz. Bel ağrısı, sırt ağrısı ve bel fıtığı ağrısı
Kalmayacak kimse de, o zaman numaralarımızı söyleyelim. Hadi Ramazan. 0216 211 01 0 0 0216 211 01 0 0. Arıyorsunuz, sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Telefon şimdi numaralarımız bak, ekran altına geldi. Hemen hemen ülkemizin %80'i bel fıtığı hastalığından, bel ağrısı, sırt ağrısından rahatsız. En çok da kimlerin beli ağrıyor? En çok şoförlerin, oturanların. Ne yazık ki şoförlerimiz saatlerce oturarak çalışmak zorunda kalıyor. Bu kişiler iki büklüm diyoruz ya. Var değil mi aramızda saatlerce emekçilerin çalışan kişiler? O zaman kimseyi bu dertten muzdarip bırakmayalım. Bel ağrısından, sırt ağrısından herkesi kurtaralım. Benim belim ağrıyor demesin kimse. Bende sırt ağrısı var ya da bel fıtığı ağrısı var. Beni bu ağrıdan kurtarın diyorsanız bizi arayın. Sadece 79 liraya bu bel kuşağına sahip oluyorsunuz. 0216 211 01 çip sıfırdan bizlere ulaşan herkese de Ramazan Çelik'in son çıkarmış olduğu albümünü, CD'sinde hediye ediyorum değerli izleyiciler. Ramazan Çelik'in son albümü de, 2013 son albümü de yanında hediyemiz olacak. Aradığınızda da istemeyi ihmal etmeyin. Aynen. Müzik marketlerde. Bel arasından kurtuluyor, başlıyor sallamaya. Müzik marketlerde de evet, 20 liradan satılıyor. Aynen. Biz bedava göndereceğiz, onu da belirtmiş olalım. Bel kuşağı sadece 79 lira. Bize telefonla ulaşan, 5 dakika içerisinde hattımızı düşürebilen herkese göndereceğiz. Şimdi rakam yüksek değil, çok uygun. Ödemede bir de kolaylık ya yapacağız. Kredi kartı sahiplerine vade farksız 2 değil 4. 6 yapalım da. 6 da taksit yapalım. Rahat ödesin izleyicilerimiz. 6 taksite 79 liraya bu bel kuşağına sahip olmak istiyorsanız bizi hemen arayın. 0216 211 01 çift 0. Kendimizi sakınalım. Taklitlerinden sakınalım. Aynen öyle. Piyasada çok taklidi var. Taklitlerinden sakınalım. Zaten nasıl etkisini görürüz? Alınması gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Belimize taktığımız anda etkisini görmeye başlayacağız. Bir ısınma meydana gelecek. Ben ilk havalar taktım, soğudu. Arabada belim felaket derece ısındı. Yanacak. Yanacak. Felaket bir yanma görüyor oluşacak. Havalar soğudu diyoruz. Ama çok uzun sürede takılmaması gerekiyor bunun. Aynen öyle. İki gün takıp iki gün dinlenmesi gerekiyor. Bak karşıda bir şey göstereceğim sana. Evet. Görüyor musun? Evet gördüm. Vedat çay kullanıyor onda kendisi. Onda da göbeğe takmış. Göbek fıtığı. Tabii yani fazla kiloları olan kişilerde evet, taksın diyoruz. 0216 211 01 çift 0'dan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Sadece 79 liraya bel kuşağına sahip oluyorsunuz. Bel ağrısı, sırt ağrısı ve bel fıtığı ağrısından kurtuluyorsunuz. Sözümün arkasındayım. Ben memnun kalmadım, ağrılarım geçmedi diyen olursa bir hafta sonra ağrısı geçmedi mi sen de beni buluyor. Seni burada bulamıyor ya. Sokakta geçerken telefon numaramız geziyorum burada. Geliyor Allah rahat razı olsun diye yani aldım. Çok memnun kaldım diye. Hiç şikayet eden ne güzel şimdi. Ne güzel. O zaman Ramazan amcığım numarayı son kez artık hatırlatalım. Süremiz başladı. 0216 211 01 çift 0. Acele ediyoruz. Ramazan amcığım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. 5 dakika içerisinde bize ulaşan herkese de göndereceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tek cevap vermeye zaman kalmadığı için hazır ekranlardayken hepinize sonsuz teşekkürlerimizi biz sunuyoruz. Sizlerden gelen bu güce yani gücümüzü sizden alıyoruz değerli izleyiciler. Bu güçle biz bir dahaki kampanyaları daha iyi şartlarda vermeye çalışacağız. Ama daha iyi bir kampanya siz bulana kadar en iyi kampanyanın da bu olduğunu iddia ediyoruz. Öyle bir avuç içi HD video kamera düşünün ki fotoğraf çekim kalitesi 12 megapiksel değerinde, sınırları zorlayan çözünürlük kalitesi olsun. Video kayıt kalitesi, aydınlatma oranı, parlaklığı, berraklığı, canlılığı, gerçekliğe yakınlığı, sınırları zorlasın, HD olsun. Mavi Karadeniz Evimiz kampanyası tüm coşkusuyla devam ediyor. Yoğun ilginizden ve taleplerinizden dolayı samimiyetle söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Günde yüzlerce mail, yüzlerce telefon alıyoruz. Ürünler hakkında olumlu yorumlarınız ve teşekkürleriniz geliyor. Tek tek cevap vermeye zaman kalmadığı için hazır ekranlardayken hepinize sonsuz teşekkürlerimizi biz sunuyoruz. Sizlerden gelen bu güce, yani gücümüzü sizden alıyoruz değerli izleyiciler. Bu güçle biz bir dahaki kampanyaları daha iyi şartlarda vermeye çalışacağız. Ama daha iyi bir kampanya siz bulana kadar en iyi kampanyanın da bu olduğunu iddia ediyoruz. Öyle bir avuç içi HD video kamera düşünün ki fotoğraf çekim kalitesi 12 megapiksel değerinde, sınırları zorlayan çözünürlük kalitesi olsun. Video kayıt kalitesi, aydınlatma oranı, parlaklığı, berraklığı, canlılığı, gerçekliğe yakınlığı, sınırları zorlasın, HD olsun.
Bu da yetmezmiş gibi bir de bilgisayardan fotoğraf, film, klip, çizgi film, belgesel ne varsa içine yükleyip izleyebiliyor olun. Aynı anda televizyona bağlayabiliyor olun. Ve yanında çok güzel sürpriz hediyeleri olsun. Ne kadardır böyle bir ürünün fiyatı piyasada? Yani hiç sormasanız da mutlaka duymuşsunuzdur. Bütün zincir marketlerde ve teknoloji mağazalarında 500 liradan aşağı değil. Mavi Karadeniz evimiz kampanyasında HD video kamera kampanyası şimdi başlıyor. Gelsin numaramız ve hangi fiyata verdiğimizi görün. Sıkı durun, büyük sürprizimiz de geliyor yanında. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0 0216 alan koduyla 211 01 çift 0 nolu attığımızı ister arayın ister çağrı yapın. Siz çağrı yapın, biz size dönüş yapalım. Dakikalarca beklemenize gerek yok telefon hattında. Çağrı yapın ki diğer din izleyicilerimiz de çağrı yapma şansı onlara da doğsun. Ve şimdi güzel sürpriz geliyor. Yanında neler veriyoruz? Evet. Evet, evet. Yanındaki... 500 liraya değil, 99 liraya olur mu diyenlere cevap verdik. Biz yaptık, oldu. Sadece kamera değil, yanında 45 lira değerinde orijinal darbelere karşı dayanıklı taşıma çantasını hediye ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bakın yanında ne veriyoruz? Şarj makinesi bile var. Orijinal şarj aleti geliyor. 2,5 saat video kayıt yapabilmenizi sağlayan 30 lira değerindeki 2 GB hafıza kartını ücretsiz gönderiyoruz. Yanında bedava gönderiyoruz. Fiyata dahil, kargo dahil, taşıma çantası dahil. Bitmedi. 20 lira değerinde televizyon bağlantı kablosu anında televizyona bağlayıp hemen izleyebilmenizi sağlatacak olan bu kabloyu da yanında ücretsiz gönderiyoruz. Bitti mi? Bitti diyenlere cevap veriyoruz. Bitmedi. 20 lira değerinde bilgisayardan aktarım ya da bilgisayara aktarım USB kablosunda yanında hediye ücretsiz gönderiyoruz. Makinenin özelliklerini de saymaya devam edeceğim. Bitmedi. Devam ediyoruz ve 35 lira değerinde düz zeminlerde karşısına geçip sizi çekmenizi sağlayan, aile çekimlerini sağlayan tripod ayağında yanında hediye ediyoruz. Ve 2 yıl resmi garantisiyle, Türkçe kullanım kılavuzuyla, faturasıyla birlikte 99 liraya son sipariş verecek 15 şanslı izleyicimiz kalmış, onu görüyorum. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0'ı hemen arayın. Şimdi arayın. Bu gecenin belki de son kampanyası olabilir sevgili izleyiciler. Bu fırsatı fırsat bilin. Bu kampanya sizin. Bizi şimdi arayın. 2 senede garantisi var. Yani bu, yani 2 sene boyunca stüdyodakiler soruyor ki aramadan da ulaşabilir miyiz? Şarjımız bitti diyor. Çağrı yapsın izleyicilerimiz. Şarjları bitmiş. Öyle mi? O buradan... zaman telefon numaralarını alalım. Telefon tamam. Numaranızı not alalım. Biz size dönüş yapalım. Ben şirketten dönüş yaptıracağım size. Ben tamam. inanıyorum ki bu akşam şu anda bizi izleyen bütün gönül dostlarımız, herkes şu anda telefona sarılmış. Çünkü böyle güzel, faydalı, insanlara faydalı. Hakikaten ben faydalı. Şunu söylüyorum. Tabii ki reklam, muhakkak reklamsız ayakta durma şansımız yok ama insanlara faydalı şeyleri reklam yapmak benim için ve ortak tabii aynı şekilde... Ortak sen de öyle düşünüyorsun sanıyorum. Eyvallah. Çok mutlu oluyorum. Yani insanlara faydalı bir şey veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani memnun etmeyiz. Çok da uygun, ekonomik. Katkımız çok güzel. Oluyorsa ne mutlu bize. Yani hakikaten iyi ürünler verdiğimize inanıyorum. 3 yıldır bu ürünleri ekranların karşısındayız. Mahcup olmuş olsak, izleyicilerimizi pişman etmiş olsak tekrar tekrar çıkamayız. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0 nolu attı. Arayın ya da çağrı yapın ve değeri 500 liranın üzerinde olan gece görüşlü, ışık ledli, aydınlatmalı, mercek açısı geniş, 4x zoom yaklaştırma özellikli, video izletir, film izletir, fotoğraf izletir, çeker, kaydeder, klip izletir, daha ne yapsın? Yani avuç içine dünyayı sızdırabiliyorsunuz. Bu özellikle bir makina 500 liranın üzerinde, 99 liraya, yanında 100 lirayı geçkin aksesuar var. Bakın 45 lira çanta, 30 lira ayak, 25 lira televizyon kablosu, 20 lira bilgisayar kablosu, 25 lira 2 GB hafıza kartı. Yani aksesuarları 130 liraya geçiyor. Evet. Siz 99 liraya kargo dahil hepsini alıyorsunuz. Böyle bir kampanya bu gecede damgasını vurduk dedik ve piyasadaki rakiplerimizi hakkıyla kıskandırmaya devam ediyoruz. Türk televizyonlarına adımızı altın harflerle yazdırıyoruz sizlerin sayesinde. Daha ilerine layıksınız. En iyi kampanyanın olduğunu iddia edip 0216 alan koduyla 211 01 çift 0 nolu attığımızı tekrar hatırlatıyorum ve son şanslı izleyicimizi alıyoruz. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. Bir başka kampanyada görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Geldi ekin ağa.
aylar şimdi harman zamanı. Gıdığını almış da topluyor gozlaklar. Geldi ekin aylar şimdi harman zamanı. Vay gözünü sevdiğim top. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizlerle birlikte olmak büyük mutluluktu. Çok teşekkür ediyorum ama sırada çok güzel sanatçılarımız var daha fazla. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tabii gönül isterdi ki Mina Hanım'dan böyle güzel ezgiler, türküler daha dinleyelim. Ama tabii zaman sıkıntımız vardı. Hatta pozitif ayrımcılık yaptık efendim. Genelde iki şarkı erkek sanatçılarımız söyledi. Mina Hanım tek olduğu için, tek bayan olduğu için dört tane söyledi bütün herkesin yerine. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Ve Cengiz Korkmaz geliyor. Cengiz abi gel. Bir tane hareketli bir parça Cengiz Bey'den dinleyeceğiz. Karabük'ten bizi izliyorlar. Nevşehirli Muzaffer Bey, Salih Bey, hepsine selamlar olsun. Ve Tuzla'dan Anadolu'ya programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz efendim. Ve Cengiz Bey'den güzel bir tane eser dinleyeceğiz. Evet hocam buyurun. Şu anda beni izleyen eşim, ailem ve tüm dostlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Thank you.
içtik çaya içilir mi? Sular soğuk içilir mi? Ağzesinler desinler şeker yesinler, şu olan şu kızlar yanlış desin. Aa ben yandım 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 yandım, ellerin mühme kesinle eğlendim kaldım. Çok teşekkür zaman ediyorum. Şimdi çünkü final bölümünü yapacağız. Cengiz Bey çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ben sanatçı arkadaşlarımdan da özür diliyorum bu sahnenin moderatörü olarak. Çünkü aslında böyle sıkıştırıyorum onları da sahnedeyken. Bitirmemiz lazım, inmeniz lazım diye. Kesinlikle bu konuda da hakkınızı bana helal edin. Değerli dostlar programın finalini yapacağız. Ve Tahir Genç ağabeyimle yapacağız onu. Tahir Bey ben... Arkadaşları, Darbuka'daki arkadaşı da alabilir miyim buraya? Evet, Üstad geliyor. Arkadaşlar, sesteki arkadaşlara da bir yardımcı olalım, bir kurulalım. Değerli dostlar, Tuzla'dan Anadolu'ya, Tuzla Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Tuzla'dan Anadolu'ya programında ilk akşam Nevşehirli dostlarla birlikteydik. Ve bu akşam Nevşehirli dostlarla birlikte Tuzla'da bu sahnede Nevşehir kültürünü burada icra etmeye gayret ediyoruz. Efendim yemek kültürüyle, burada çanak çömlekle, o güzel konuşmalarla ve o güzel müzisyenler eşliğinde önümüzdeki hafta Bolulu. Bolulu dostlar burası. Hatta geçen sene bize bir slogan öğretmiştiniz. Burası Bolu, olsa da olu, olmasa da olu değil artık. Oldurulu, tamam. Bolu böyle bir değişikliğe gitmiş. Eyvallah. Değerli dostlar programın finalini yapacağız. Arkadaşlarımız hemen hızlı bir şekilde hazırlanalım. Tekrar buradaki dostlara şunu hatırlatayım. Bu program şu anda Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanıyor. Aynı şekilde Tuzla Belediye'mizin internet televizyonu olan tuzlaweb.tv internet adresinden de canlı olarak yayınlanıyor. Haricinde bu akşamki dostlar, burada olan dostlar, bu programı tekrar izlemek isterseniz veyahut da eşinize, dostunuza, izleyemeyen eşiniz, dostunuza söylemek isterseniz izlemeleri için tuzlaweb.tv internet adresinden, banttan orada kayıtlı bir şekilde var. Dernek başkanlarımız da buralardalar efendim. Biraz geç geldiler ama olsun. Hoş sefa geldiler. Bolu erken gelmişti, onu gördüm. Tamam mıyız üstad? Ses tamam. Ben bağlamayla beraber... O güzel alkışları bir duyabilir miyim? Artık gecenin finalindeyiz. Biraz uyanmamız lazım. Huzurlarınızda Tahir Genç geliyor efendim. Bu esnada programdan sonra programlar üst taraf, otobüsler üst tarafta, orayı kullanabilirsiniz. Gerçi evet, arkadaşlarımız da bağlamayı da bağlayalım arkadaşlar. Bağlama. Bunu da verebilirsiniz.
gitse. Bir. Say. Çok değerli Nevşehir hemşerilerim, sevgili başkanım Mustafa Şen adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Alacaçar Dernek Başkanı değerli başkanım Mustafa Altınışık adına da hepinize hoş geldiniz diyorum. Benim bütün sponsorluğumu üstlenen değerli dostum Aksu Metal Muhsin Aksu'ya da hoş geldin diyorum. Sağ olun. İzmir'den bizleri yalnız bırakmayıp aramıza teşvik eden sevgili dostum, benim kadim dostum Ömer Aksu'ya ve sevgili eşine de hoş geldiniz diyorum. Bu alkış benim hoşuma gitmedi. Çok sağ olun, var olun. Öbür dertlerden ibaret yanıyorum ah uzarınan. Sen bir garip, ben bir garip, gurbet gidiyor zoruma. Ömür dertlerden ibaret yanıyorum ah uzarınan. Sen bir garip, ben bir garip, gurbet gidiyor zoruma. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydik şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zavallıya. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydik şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zavallıya. Gidiyor zoruma.
Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydik şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, vuruyorlar zavallıya. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydik şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zavallıya. Dertler bir gün biter mi? Yokluk gidiyor zoruma. Bilmem ki derdin biter mi? Dalında bülbül öter mi? Bu dertler bir gün biter mi? Yokluk gidiyor zoruma. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydik şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, acımıyor zavallıya. Yazı bir dert, kışı bir dert, gelmeyeydik şu dünyaya. Kardeş bir dert, bacı bir dert, vuruyorlar zavallıya. Efendim, o alkış vuran elleriniz dert görmesin. Çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle yüksek bir alkış da yapalım. Sevgili spiker arkadaşımıza şöyle güzel bir alkış yapalım. Evet, biraz daha hareketlenelim diyoruz. Ellerinden meket kimde alem
Ankara'nın çileni yolu, Ankara'nın demir yolu, kahı ağrı, kahı doğru. Canım benim Anadolu, canım benim Anadolu, gideyim mi senden gayrı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tane daha okuyoruz, bitiriyoruz. Bir bozda isteğimiz son var. Bekliyoruz efendim. Hele bakın şu fe Kerem yanmış Aslıhan'ın aşkına. Mecnun Leyla'ya hasret etmiş, Kerem yanmış Aslıhan'ın aşkı. Sen olasın ürgüp dumanın tütmez. Oğlum Yusuf küçük yerini tutmaz. Oğlum Yusuf küçük yerini tutmaz.
Yusuf Küçük yerini doldurmaz. Oğlum Yusuf Küçük yerini doldurmaz. Cemalim Cemalim, algın Cemalim, alganların içinde de yatan aslanı. Bunu da kısa yapmak zorunda kaldık. Bir istek vardı. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Zamanımız kısıtlı, uyarıyor. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Valla benim bile sesimi kıstılar. Anla ne kadar kısıtlı zamanımız. Çok teşekkür ediyorum. Efendim üstadlara şöyle kocaman bir teşekkür alkışı daha alalım. Bu programda birisini anmadan geçemeyeceğiz. Öyle bir hazine bırakmış ki sahneye çıkan bütün sanatçı dostlarımız o hazineden biraz kullandılar. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı rahmetle ve şükranla bir kez daha anıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'den, Ovaören'den bizi izleyenlere selam olsun. Özkonak'tan bizi izleyenlere, Mahmut Özgen ve tüm Özkonaklara selam olsun. İstanbul'dan seyreden Toto'ya. Bu Toto ne ya? Çizgi film karakteri gibi. Ha tamam. Efendim biz Tuzla Belediyesi olarak bu akşam Nevşehirlileri burada ağırlamaktan son derece onur duyduk, gurur duyduk. Çok su vermezler. Ha onlar ekran karşısında izliyorlar. Hepsine selam olsun. Efendim ismini unuttuğumuz dostların hepsine de selam olsun. Değerli dostlar, önümüzdeki hafta yine Tuzla'dan Anadolu'ya, bakalım ikinci durak neresi olacak? Nevşehirli dostlar, çok teşekkür ediyoruz. Ve Tuzla'da İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olan Tuzla'dan Anadolu'ya doğru kültür seyahatimize devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah Bolu'da olacağız. Tuzla Belediye Başkanlığı olarak bu akşam bizlere sabrettiğiniz için ve bizleri onurlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak ve görüşmek üzere. Sizleri önce her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a, daha sonra kendinize emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.